Piyasa, durumlar, her şey belli. Diyarbakır'ın ortamı belli. Yani kiralardan yiyecek, içecek her şey zaten ateş pahası. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yani gerçekten çok kötü. Neye elini atıyorsan 50'den 35'ten aşağı bir şey yok zaten. Her birinden işte birazcık birazcık alabiliyoruz. 800'le geldim. Şu an elimde kalan para 50-85 lira. Ofis gibi yerde evler 10 milyar kira. 100 liraya satılan evler şu an 1 trilyon, 1,5 trilyon. Yani bilemiyorum. Şu kadar kavun 60 lira diyor. Ya bu yaz ortası ne olacak? Üretim yok. Millet perişan. Ne yapalım? Bu yaz ortası karpuzun yüzünü görmedim. Eve koskoca emekliyim. Ev sahibi. İki defa evime karpuz girdi. Bir karpuz 140-150 lira. Benim gibi insan alamazsa diğer vatandaşın Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim? Kanat geçirmeye çalışıyoruz ama bu şartlar çok zor. Şimdi sen zenginsen, sen zengin. Benim yok. Ben kiracıyım. Ne yapayım? Bunu yeme gıda alma, onu yeme gıda alma. Ne yapayım? Nasıl ayakta kalacağız? Nektari dedi 60 milyon. Alamadım ben de orayı dedim. O bir oğlum nektari sefi. Alamıyorsun. Cebeci çok hadi ne hele? Amcam. Ana habayı pence amdigirin. Kilafın ya 12 milyon. En pis. Ana başevi. En 12 milyon amdigirin. Balican 12 milyon. Kilaf ev patek digiri 20 milyon. O poşet kari tüşek. Gerek berikat atacağım et poşet tüşek. Berikat anlatacağım et nükay poşet tüşek. Bir de kabat kari tüşek. Ne be pır pır zordu be. Daha zahmet. Biz artık pazara eskiden neşeyle gelirdik. Küçük paralarla, büyük torbalarla giderdik. Şimdi büyük paralarla iki poşetle eve gidiyoruz. Bu yüzden ayaklarımız bizi artık pazara getirmiyor. Alıştık o marketlere bir tane domates, bir tane biber. Tane tane almaya başladık. Kilo kilo götürdük, harcardık, bitirdik. Misafir beklerdik. Misafir davet ederdik. İnsanları ağırlamayı severdik. Misafiri severek karşılardık. Şimdi korkarla karşılıyorlar. Çünkü ekonomi, insanların durumu perişan. Çıkıyor orada diyor ki yönetici zam yaptım asgari ücrete. Ulan sen asgari ücrete zam yaptın, peki o zam yapan patron ürüne zam yapmayacak mı kendi parasını çıkarmak için? O asgari ücreti zamlı alan adam markete gidip yüksek parayla almayacak mı ürünü? Neyin kârı? İnsanlar zam yaptı. Seni alıyor koyuyor odaya. Aç bırakıyor, susuz bırakıyor. Ondan sonra kapı açıyor. Bir bardak su, bir lokma ekmek. Padişahım sen çok yaşa. Daha ne diyebilirim? Esnafın da işi perişan. Halkın da işi perişan. O çok yaşayan padişahın artık yaşamaması lazım. Şu an benim kızım 10 yaşında. Ben çarşıya çıktığım zaman anne işte boş ver alma gerek yok deyip üzülüyorsa, alamayacağımı biliyorsa 10 yaşında bir çocuk siyaseti, siyasi hayatı, alım gücünün olmamasını anne babasına üzülüyorsa, odasına çekilip üzülüyorsa, o zaman büyüklerin bitiş noktası demektir. Büyük ülkenin bitiş noktası demektir ki zaten insanlar bitmiş. İnsanlar susuyorsa hani bazen sessizlik de bir cevaptır. Aslında bu ülkenin sessizliği büyük çığlıklardır. Halk geliyorsa, pazara giriyorsa, çocuklar elini meyve uzatıyorsa, anne akşam yemeği için 2 kilo patlıcan alayım yeter diyorsa, bir meyveyi yemiyorsa işte o ülkenin bitiş noktası demektir. Bütün gençler Avrupa'ya kaçıyor. Benim sadece bildiğim, tanıdığım 27 tane insan, yani akrabalardan 27 kişi 2 ay içerisinde Avrupa'ya kaçtı. Kaçak yollarla. Niye, insanlar haklı? Hepimiz çoluk çocuğumuzu göndermeyi düşünüyoruz. Ülkenin bütün gençleri Avrupa'ya gidiyor çalışmaya. Ülke yaşlılara kalacak ve Araplara kalacak. Türkiye Kürt halkını kabul etmiyordu. En sonunda bu ülke Araplara kalacak. Kürt halkı sessiz ama bir büyük çığlıklar içinde sessizliğini sürdürüyor. Diyebileceğim bu kadar. İnsanlar aç. Yönetimin değişmesi. Yani dün oyunu veren bugün pişmanım diyen, yani pişmanlık fayda etmez ama yönetimin çok acil bir şekilde, çok acil değişmesi gerekiyor.